Merhaba arkadaşlar. Doğru mu, yanlış mı serimizde 5.'siyle devam ediyoruz. Anadolu Medeniyetler Müzesi İstanbul'dadır demiş ki burada bu kısımda Anadolu Medeniyetler Müzesi Ankara'da olduğu için yanlış. Türkiye dünya bor rezervinin yarısından fazlasına sahiptir ki yine ortam olarak %70 ile %74 arası geçiyor kaynaklarda. Türkiye bor rezervlerinde dünyada birincidir. O yüzden doğru. İskenderun demir çelik fabrikasının ulaşım ve pazarlama nedeniyle kıyıda kurulduğunu söylemiş ki Türkiye'nin en büyük demir çelik fabrikasıdır. Ulaşım ve pazarlama imkanları geliştiği için burada kurulmuştur. Lületaşı Erzurum'un Oltu ilçesine çıkarılır demiş ki burada çıkarılan lületaşı olduğu için bu da yanlıştır ki Oltu taşı demesi gerekiyordu. O yüzden yanlış dedik. Ülkemizde en çok enerji üretimi petrolden sağlanır demiş. Türkiye'de şu an itibariyle en çok üretim kömürden sağlanır. O yüzden yine yanlış. Ülkemiz jeotermal enerji açısından fakir bir ülkedir demiş. Ki oldukça zengin bir ülkedir. Çünkü genç oluşumlu bir ülkeyiz. Genç oluşumlu olduğumuz için fay hatları ki fay hatlarına bağlı sıcak su kaynakları fazladır. Türkiye 36-42 derece kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alan yer şekilleri çeşitlilik gösteren bir orta kuşak ülkesidir demiş. Evet, bu söylenenler doğru. Özelliklerimiz doğru. Ülkemizde un ve unlu mamuller sanayisi en çok Güneydoğu Anadolu'da demiş ki Türkiye'de un ve unlu mamullerin en çok bulunduğu bölge İç Anadolu'dur. O yüzden yanlış. Çay sanayisi Doğu Karadeniz kıyılarında gelişmiştir. Evet, çay çabuk bozulduğu için ham maddeye yakın olmak zorundadır. O nedenle bu alanda baktığımızda ham maddeye yakınlık ilkesine göre Doğu Karadeniz'de gelişmiştir. Ülkemiz bazı tarımsal ürünlerde dünya birincisidir. Evet, doğru. İncir üretimi, bunun dışında baktığımızda fındık üretimi, yine Türkiye'de özellikle kayısı üretimi, nar üretimi, ayva üretimi gibi noktalarda ön planda ya da birinci sırada gelmektedir. Ülkemiz dünya sebze üretiminin çoğunu karşılamaktadır ki büyük bir kısmını karşılıyoruz ama tabii hepsini değil ya da yarıdan fazlasını değil. Bunu unutmayalım. Ülkemizde en fazla doğal afetlere deprem neden olmaktadır. Ülkemizde baktığımızda en fazla doğal afetlere deprem neden olmaktadır demiş. Tabii deprem dışında heyelan dikkate alınabiliyor ki bu kısımda özellikle en fazla kısmında biz şunu şu şekilde düzeltmiş olalım. Yıkım kısmında en fazla tabii ki bunu dikkate almak gerekiyor. Özellik olarak heyelan en fazla olan ama yıkım bazında dikkate alırsak deprem birinci sırada geliyor arkadaşlar. Ülkemizde tsunami'ye hiç rastlanmaz demiş ki yanlış. Türkiye'de daha önce Marmara başta olmak üzere Osmanlı döneminde önemli tsunami örneklerini görebiliyoruz. Heyelan olayları en fazla yaz mevsiminde olur demiş ki Türkiye'de kar erimelerine bağlı olarak en çok ilkbaharda oluyor. Çığ olaylarına en fazla Ege kıyılarında rastlanır demiş. Yanlış. Türkiye'de en çok Doğu Anadolu'da rastlanıyor. Karadeniz kıyı kesimlerinde sel olaylarına rastlanamaz demiş ki rastlanır arkadaşlar. Ki Rize gibi ya da Ordu gibi alanlarda biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde de yine sel olaylarına bağlı fındık bahçeleri zarar görmüştü. Üretimi zarar görmüştü. En fazla ormana sahip kıyımız Karadeniz kıyılarıdır. Evet, en fazla orman alanı Karadeniz kıyılarında. Hakkari yöresi, Taşeli yöresi dağlık alanda yer alır demiş. Evet, dağlık alanlar arasında yer alır arkadaşlar. Evet, bir doğru yanlışın daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.